photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. Herkese merhabalar. Öncelikle Örgü Pesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonu kırmızı yazılı ona tıklayarak abone olabilirsiniz. Zil simgesini de aktif hale getirseniz eğer video yüklediğim zaman anında haberdar olursunuz. Bu videomda sizlere Tunus dışı bir patik modeli yapacağım. Çok talihsiz bir şekilde videolarımın yarısı silindi, yarısı var. Silinmiş olan yere kadar ben size tekrardan o yere kadar anlatacağım. Diğer yarısı var. Maalesef böyle üzücü bir takım şeyler de yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi Tunus dışı patik modeli çok şık ve gerçekten çok kolay. Yeni başlayanlar bile de çok rahatlıkla örebileceği bir model. Gördüğünüz gibi çok kolay. 37-38 ayak numarası ayak numarasına göre yaptım. Önüne de bu şekilde bir süsleme diktim. Tuhafiye'den aldım. Bunu bulabilirsiniz tuhafiyelerde. Hemen dilerseniz yapımına geçelim. Zaten buradan başlayacağız. Daha sonra burun kısmını yapacağız. Burayı da yapıp bitireceğiz. En sonunda da taban kısmına yapıp birlikte en son süslemesini yapıp patiğimizi bitireceğiz. Ben bu şekilde patiklik ipleri kullandım. Bu patiklik ipim birazcık buna göre koyu, gördüğünüz gibi. Videonun belli bir kısmına kadar bu iple devam edeceğiz. Daha sonrasındaki zaten kalan kısımlar yine kendi renginde devam edecek. Şimdi çok az bir ipim kalmıştı. Diğer ipten onunla başlayalım. Tunus şişim 3 numara arkadaşlar. 3.0. Şimdi bir tane ilk başta sabitleme yapacağız. Şu şekilde. Bu şekilde sabitlememizi yaptıktan sonra 24 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bu şekilde çektik. Şimdi hemen en sonuncusu değil, diğerinden bana olan taraftaki karşı taraftan batırıp ilmeğimi çıkartıyorum. İkinci ilmeğim. Şimdi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. Evet, 24 tane ilmeğimizi çıkarttık. En sondaki ilmeği bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane zincir çektik. Daha sonra 2-2 sıramızın sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. Ne elimizi çok sıkıyoruz ne de çok bol bırakıyoruz. Çok sıkarsak örmekte sıkıntı yaşarız. Çok da bol bırakırsak kötü durur. Örneğimiz, elinizi ona göre ayarlayın artık. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde geldik. Böyle bu şekilde birinci sıramızı yapmış olduk. Şimdi ikinci sıramızı yapıyoruz. Bakın, bu birincisinden değil, hemen ikincisinden alıp ilmeğimizi çıkarıyoruz. 3 4 yine ilmek sayımız 24 tane. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi çıkartalım. Sıra sonuna kadar çıkarttık ilmeklerimizi. Yine en sondakine bir tane zincir çekiyoruz. Şu şekilde. Bakın, en sondaki bir taneye zincir çektik. Daha sonra yine 2-2 sıra sonuna kadar
Geliyorum bu şekilde. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bu şekilde ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi artık modelimizi kurmaya başlayacağız. Şimdi birincisi buradaydı, yine buradan almıyoruz. Bakın, ikincisinden, her zaman ikincisinden alıyorsunuz da. Bilmeler için söylüyorum arkadaşlar bunu. İlk 3 tane gri ipimizi de aldık. Şimdi pembe ipimize geçiyoruz. Pembe ipimizi burada krem rengimize bağlayacağız. Bu şekilde, ya da bağlamadan direkt şu şekilde de yapabilirsiniz. Hemen diğerinden 3 tane pembe yapıyoruz. Bu şekilde 3 tane pembe yaptık. Yalnız pembe ipimi bağlayacağım hemen. Bu şekilde bağladım, dibine kadar yapıyorum. Şimdi 3 tanesini pembe yapıyoruz. 1 2 3. Şimdi bunu bırakıyoruz bu şekilde. Gri ipimizi alıyoruz. 1 2 3. 3 tane de gri yaptık. Şimdi pembeye geçeceğiz. Yine bu şekilde çapraz. Her zaman çapraz alıyoruz iplerimizi. 1 2 3. 3 tane pembe oldu yine. Şimdi gri ipimize geçiyoruz. Yine çapraz bir şekilde alıyoruz. 1 2 3. Şimdi pembe ipimize geçiyoruz. 1 2 3. Şimdi gri ipimize geçtik. 1 2 3. Şimdi pembe ipimize geçtik tekrar. 1 2 3. Evet, kutucuklarımızın bu şekilde başlangıcını yapmış olduk. En sondakine yine bir tane zincir çekiyoruz. Daha sonra pembeleri pembe ile, bakın en son pembeyi aldım. Bir pembe, bir gri kaldı mı hemen gri rengime geçiyorum. Grileri gri ile yapıyorum, bakın. Bu şekilde grileri gri ile yaptım. Şimdi tekrar pembeye geçiyorum. Pembeleri pembe ile yapıyorum, 2 2. Şimdi tekrar gri rengime geçiyorum. Grilerimi de gri ile yapıyorum. Burayı bir daha yapacağım. Bu şekilde. Şimdi tekrar pembe ipimi alıyorum. Tekrar gri ipimi alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. Bilmeyenler için gösteriyorum yine ben. Bilenler burayı çok rahatlıkla yapabileceklerdir. Şimdi tekrar griye. En kolay modellerden birisi. Çok rahatlıkla yapabilirsiniz bunu. Bu şekilde diğer ipimi de geçtim bu arada. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu şekilde kurulumuzu yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Hemen ikincisinden alıyoruz ipimizi. 2 3. Bir sıra daha bu şekilde yapıyoruz. Pembeleri pembe ile, grileri gri ile alıyoruz. 1 2 3. Şimdi bu sırada grileri gri ile, pembeleri pembe ile sıra sonuna kadar alalım. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Yine en sondakini bir tane zincir çekiyoruz. Pembeleri pembe ile, grileri gri ile sıra sonuna kadar gidiyoruz. Bu şekilde.
Bu şekilde birinci kutuları yapmış olacağız. Her kutunun arasında iki sıra gri gideceğiz. Evet, bakın birinci kutucukları bitirdik. Şimdi iki sıra krem gideceğiz sadece. Ay, gri gideceğiz pardon. Hemen bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar topluyoruz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi topladık. Yine en sondakine bir tane zincir çekiyoruz. Diğerlerini 2-2 bu şekilde gidiyoruz. Şimdi bu şekilde yine bir sıra daha gri gidip gelelim bu şekilde. Bir sıra daha sona gidelim. En sondakine bir zincir çekip 2-2 geri gelelim. Evet, bu şekilde bakın birinci kutuyu bitirmiş olduk. Şimdi ikinci kutuya geçerken yine 3 tane gri, 3 tane pembe, 3 gri, 3 pembe, 3 gri, 3 pembe, 3 gri, 3 pembe şeklinde yapıyoruz. Yine önceki yaptığımızın aynısı. Videoyu geri yapıp o şekilde bilmeyenler tekrarlayabilir. Şimdi 37-38 ayak numarası için biz toplam 8 tane kutucuk yapacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En son 8. kutucuğu yaptıktan sonra pembeyi 2 sıra yine griye gideceğiz. Şimdi 36 ayak numarası için bir tane eksik yapın. 7 tane kutucuk olsun. Eğer ki 37-38 değil de 39-40 ise eğer bir tane kutucuk arttırın. 9 tane kutucuk olsun. Bu modelde. Şimdi 37-38 ayak numarası için ya da kendi ayağınıza göre kutucuk sayılarımızı örelim. Ben 8 tane kutucuk öreceğim tekrardan yine. Daha sonrasında burun kısmının anlatımını yapacağız. Oradan devam edeceğiz. Evet, bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kutucuk yaptım. 8 kutucuğu yaptıktan sonra 2 sıra daha yine kutucuğumuzu kapatıyoruz. Bu şekilde diğer tarafında da yine aynı şekilde burun kısmını yaptıktan sonra 2 sıra griyi örüp daha sonra bu pembe gri kutucukların kurulumunu yapıyoruz. Şimdi burun kısmını yapacağız. Burada artık pembe ipimizi kesiyoruz. Diğer tarafta bağlayacağız. Burada bağlamamıza gerek yok artık. Burun kısmını yaparken çünkü çok elinize dolaşır. Şimdi ilmeklerimizi toplayarak gri ile gidiyoruz bu şekilde. Sıra sonuna kadar değil, iki taneyi almıyoruz. Evet, bu ipim de bayağı koyu duruyor. Aradaki fark belli oluyor. Evet. Bakın. Geldik. İki tane bakın burada. Bir bu var. Bir de köşedeki bu var. Bunları bırakıyoruz. Almıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz en sondakine. Daha sonrasında 2-2 sıra sonuna kadar geliyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi yine ilmeklerimizi toplayarak gidiyoruz. Bu sefer iki tane daha almayacağız. Toplam 4 oluyor. Her sırada iki tane eksik, yani iki tane ilmeği almadan geri döneceğiz.
Bu şekilde 3 bölümden oluşan burun kısmının ilkinin yarısını bu şekilde yapacağız. Evet. Bakın. Bunu da alıyorum. Son iki tane ilmeği almıyorum. Geri dönüyorum bu şekilde. En sondakine zincir çektim bir tane. Şimdi 2-2. Her zamanki gibi. Şimdi bunu ne kadar yapacağız onu söyleyeceğim. Mantık bu şekilde. Şimdi bu şekilde her sırada gidiyoruz. İki tane almadan geri dönüyoruz. Toplam şurada bu şekilde 6 tane ilmek kalana kadar. Bakın 3 4 5 6. Bu şekilde 6 tane ilmek kalana kadar bu şekilde yapalım. Oradan devam edeceğiz. Bu 6 tane yaptığımız son 6 ilmek kalıncaya kadar örüyoruz. Bu 6'yı da örüp oradan devam edeceğiz. Evet, bu şekilde 2-2 geldim. Bakın, tunçta şimdi toplam 2, 4, 6 tane var. Bunu da gidiyorum. Son 6 da artık bitiriyoruz. Bu şekilde yarımını. Şimdi tüm ilmekleri alıyoruz bu şekilde. Bıraktığımız ilmekleri de alıyoruz. Yine tunus şişimizde toplam 24 tane ilmeğimiz olacak. Bakın bunları da alıyorum. Bunları da alıyorum. Toplam 24 tane ilmek olacak. En sonlarda zincir yaparken çok sıkı yapmayın. Yoksa ilmeklerinizi alırken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet, son ikiyi de alıyorum bakın bu şekilde. Evet. Tunus şişimde toplam 24 tane ilmeğimi geri taktım bu şekilde. Şimdi en sona bir tane zincir yapıyorum. Daha sonra 2-2 sıra sonuna kadar geliyorum. Şimdi gördüğünüz üzere dilimini yarısını bitirmiş oldum. Şimdi diğer dilimi nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şimdi tam tersi yapacağız. İlk 6'dan başlayacağız. Geri döneceğiz. Bakın 2, 4, 5, 6. En sondakine bir tane zincir çekiyorum. 2, 2 sıra sonuna kadar gidiyorum. Şimdi 6'yı da şimdi 8 öreceğim. Altı, yedi, sekiz. En sondakini bir tane zincir yapıp 2-2 sıra sonuna geleceğim. Burada da arttırarak gidiyoruz tam tersi. Şimdi 8 oldu. Şimdi 10 olacak. 10 tane yapıp döneceğiz. 12, 14, 16, 18, 20, 22. 2 tane ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde burayı da yapalım. Evet, 22 tane ilmeğimi de yaptım, döndüm. Şimdi artık hepsini beraber buradan 23. ve 24.'yü de alıyorum. Bu şekilde birinci dilimimizi bitirmiş olduk burun kısmında. Böyle 2-2 yine sıra sonuna kadar gelelim.
Evet, bu şekilde bakın birinci dilimizi bitirmiş olduk. Bu şekilde iki tane daha dilim öreceğiz. Aynı bu şekilde. Toplamda burun kısmında 3 tane dilimimiz olacak. 1, 2, 3. Daha sonra o dilimi bitirdikten sonra buradaki gibi en son böyle 24.'ü aldık. Son dilimimiz olduğunu düşünün burası. Daha sonra iki sıra gri öreceğiz yine. İki sıra gri ördükten sonra üçüncü de yine 3 tane gri, 3 tane pembe. 3 gri, 3 pembe. 3 gri, 3 pembe şeklinde kurulumuzu yapıp orada da yine 8 tane kutucuk olana kadar öreceğiz. Orayı da ördükten sonra oradan burun kısmı, taban kısmının nasıl yapılacağını anlatacağım. Orada görüşmek dileğiyle. Burun kısmımızı bitirdikten sonra iki sıra daha şu şekilde gri ipimizi ördükten sonra hemen kutucuklarımızın kuruluna başladık ve bu şekilde 8 tane bu tarafta da yaptık. Şimdi tunus işi patikte kesimi göstereceğim. Çünkü ilk başta zincir çekiyoruz. Diğer tarafta ikili bırakınca böyle araları boşluk gibi duruyor. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Daha sonrasında bu şekilde ilmeğimizi alıyorduk. Topluyorduk ya, bu şekilde toplamıyoruz. Bunun içinden geçiriyoruz. İlmeğimizi buradan alıyoruz. Diğerinin içinden geçiriyoruz bu şekilde. Bir tane de yakın göstereyim. Şu şekilde ilmeğimizi alıp içinden geçirerek bu şekilde kesme işlemimizi yapıyoruz. Evet, bu şekilde kesimimizi de tamamlayalım. Kesimimizi bitirdik. En sonunda bir tane zincir çekip ipimizi kestik. Bu şekilde. Bakın, bu şekilde oldu. Şimdi burun kısmımıza geçeceğiz. Şimdi burun kısmımıza saydığımız zaman bakın şu pembe kutucukların bir üst sırasına iki sıra örmüştük. Orayı saymıyoruz. Şuradan saymaya başlayacağız. Burada da yine bu iki sırayı saymıyoruz. Kutucukların pembe kutucuğun üstündeki iki sırayı saymıyoruz. Onun üstündekinden şu şekilde şuradan başlayarak toplam 60 tane sayı elde etmiş oluyoruz. 60 sayıdan da 10 tanesini şu şekilde ortaya kısma ayırıyoruz. Kenarlarda 25 25. Yani şuradan itibaren saydığınız zaman bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Bakın 25.'ye bunu taktım. Şu pembe gördüğünüz şeyden taktım. Aklıma gelmedi şimdi. Burada da yine aynı şekilde pembe kutucuğun ilk iki sırasını saymadı. Daha sonrasından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.'ye de burada yine de ayırıcı aletimizi taktık. İşaretlememizi. İşaretlememizi taktıktan sonra artık başlıyoruz. Bakın bu işaretlediğimiz pembeler 25 oluyor. Bu 25.'den başlamıyoruz. Hemen yanından başlayacağız bu şekilde. Çünkü bunlar 25, 25, 50 oluyor. Arada 10 tane ilmeğimiz olmuş oluyor. Evet, bu şekilde ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Ben bağlamayacağım. Bu şekilde bir üstünden tutarak bir normal, pardon gözükmüyor galiba. Bir üstünden yine ipi bu şekilde yürütmüş oluyorum ipimi alttan. Şimdi normal alıyorum. Şimdi yine ipimi üzerinde atıyorum. Bu şekilde alıyorum. Şimdi normal alıyorum üzerine atmadan. Şimdi tekrar üstüne atıyorum. Bir üstüne atıyorum ipimi. Tunus şişimin. Bir atmıyorum. Bir atıyorum. Bu şekilde bakın 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi buradan bir tane ilmek alacağız bu pembeden. Ön yüzünden alıyoruz ilmeğimizi. Daha sonrasında ikisini bir bu şekilde ikisini bir çektik.
Burada ilk kesimimizi yapmış olduk. Daha sonra bu şekilde geriye gidiyoruz. 2-2. Evet, 2-2 geri gittikten sonra şimdi buradayız. Şimdi buradan örgümüzün bu tarafında oluyoruz. Yani ister böyle içten alın bu tarafı, bu şekilde ilmeğimizi buradan çıkartacağız. Direkt bir tane zincir çekeceğiz. Hemen ikincisinden bakın. Buradan değil, ikincisinden alıyorum ilmekleri, topluyorum yine 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın yine 10 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi pembenin diğer tarafına alacağım. İlmeğimi aldım. Hemen ikisini bir beraber bu şekilde çektim. Hep ilmek sayımız 10 olacak. Şimdi yine pembenin yanından bu tarafta da bakın hep eşit. Eşit almazsanız bunu buradan çıkaracağım artık. Eşit almazsanız sayınız denk gelmez bu şekilde. Bir tane zincir çekiyoruz. Yine ikincisinden. Şu şekilde ikincisinden. Gözüküyor mu kamerada? Çok pardon. Biraz kameramı yükselteceğim. Bir tane daha göstereceğim. Tam net gözüksün diye. 2, 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9. Bakın yine 10'uncuyu alıyorum. 11'inciyi bu taraftan aldığım zaman zaten ikisini beraber çektiğim için yine ilmek sayım 10'a düşüyor. Pardon. Şurası çıktı. Tekrar yapacağım buraya. Şimdi buraya gösteriyorum. Bakın buraya dikkatlice izleyin. Hemen böyle iç tarafından alıyorum. Bir sonrakinden sokup ilmeğimi alıp bu şekilde çıkartıyorum. Daha sonrasında bir tane zincir çekiyorum. Hemen ikincisinden. Birincisinden değil, ikincisinden bu şekilde ilmeklerimi çıkartarak gidiyorum. Yine 10 tane ilmeğim olacak. 11'inciyi soldan alıp beraber keseceğim. Evet bakın. 2, 4, 6, 8, 10 oldu. Yine 11'inciyi yine yandan çıkartıyorum bu şekilde. İkisini beraber kestim burada. Direkt 2, 2 alıyorum. Şimdi burada daha güzel bir görüntü elde etmek için iç kısımdan alıyorum. Dış kısımdan almıyorum burayı. Şu şekilde hemen bir sonrakinden ilmeği tunus için sokuyorum. İlmeği oradan çıkartıp bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra hemen ikincisinden şu şekilde. Bakın buradakinden değil. Zaten burayı kurduğunuz zaman siz de göreceksiniz. Hemen ikincisinden alacaksınız. Birinciye diretmeyeceksiniz. Gözükmediği için böyle baya bir ayrıntılı anlatmış olduk burayı da. Hemen yine bir sonrakinden bu şekilde 2 2. Devam ediyoruz. Gerçekten en kolay tunus modeli bu bence. Bu şekilde yine çıkarttım. Bir tane zincir çektim. Hemen yine ikincisinden bu şekilde alıyorum. Mantık hep aynı. Gördüğünüz gibi
burun kısmının alt topuk kısmı da oluşmaya başladı bu şekilde. Bakın hemen gözüküyor zaten böyle baktığınız zaman da. Bu şekilde bu mantıkla bir sağdan bir soldan kaçırmamaya dikkat edin. Zaten şuraya geldiğiniz zaman pembe kutucuklara kaçırıp kaçırmadığını anlarsınız. Eğer kaçırmışsanız da bir ilmek değil diğer bir sonraki ilmekten alıp sayıları birbirine eşitleyin. Yoksa patiniz güzel durmaz. Şimdi bu şekilde burayı yapıyoruz. Aynı mantıkla burayı da şöyle modelden göstereyim. Bakın böyle geliyoruz. Aynı mantıkla burayı da yapıyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. Yine buradan da bir tane buradan bir tane buradan yine hiç değişmiyor. Aynı mantıkla burayı da yapıp bitirelim. Daha sonrasında kenar süslemesini nasıl yaptığımı göstereceğim. Oradan devam. Ve burada geri açmak istedim. Çünkü burada artık topuk kısmında tek ufak bir değişiklik var. Bakın en son burayı aldık geldik. Burada zaten bitti. Şimdi burayı böyle içten alıyorduk. Bu şekilde içten almıyoruz artık. Dışarıdan bu şekilde alıyoruz bakın. Hemen ilkini alıyorum mesela. Şurası. Dıştan alıp hemen bu şekilde içeriden çıkartıp bir zincir çekiyoruz. Burası yukarı doğru bir meyil kazanıyor bu şekilde yaptığımız için. Diğer türlü yaparak gidemeyiz bu tarafı. Yine burada yine 10 tane ilmeğimizi topluyoruz. İki, dört, altı, sekiz, on oldu. Şimdi bu taraftan alacağım. Bakın buradan yine aynı, değişen bir şey yok. Bu şekilde bu tarafa alıyorum. İki, iki yine çekiyorum. Sadece bu tarafta değişiklik var. Şimdi bu tarafa geldik. İkincisinden böyle dışarıdan alıyoruz. İpimizi geri çıkartıyoruz buradan bakın. Bir meyil kazanmaya başladı. Bir tane zincir çekiyoruz. Gördüğünüz gibi yukarı doğru bir meyil kıvrımı oluştu. Burayı da bu şekilde sonuna kadar tamamlayalım. Daha sonrasında oradan devam edeceğiz. Patiğimizin burasını bitirdik. Artık kesme işlemini yapacağız. Kesme işleminde ne yapıyorduk? Bir tane zincir çekip buradan ilmeğimizi alıp direkt bunun içinden çıkarıyoruz. İlmekleri bu şekilde kesiyoruz. İpimizi hiç koparmayacağız. Sadece tunus şişimizi bırakıp normal tığımızı alacağız. Kenar süslerimizi direkt geçiş yapacağız. Evet, 10. ilmeğimizi de yaptık bakın. Hemen diğer tığımıza geçip artık bu süslememizi yapacağız. Hemen modelime de baktım. Şöyle iki zincir çekiyoruz. 1, 2. Buradaki kesim yaptığımız yer değil. 1, 2, 3. Üçüncüye batacağız. Zaten belli gördüğünüz gibi. Şu şekilde tekli değil de ikili alıyoruz burayı. Bir tane şu şekilde sık iğne yaptık. 1, 2, 3 zincir çektik. Başına doladık. Aynı yere batıyoruz. İlmeğimizi tekrar çıkartıyoruz. Aynı yerden. Takıldı bir dakika. Evet, bu şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonrasında 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. 3 zincir çektiğim yerle ikili trabzan yaptığım yere arasına batıyoruz başına dolamadan. Şimdi ilmeğimi aldım. İkisini beraber çekip bir küçük pıtırcık yapıyoruz. Daha sonrasında 1, 2, 3'üncüye batıyoruz. İster böyle kenardan şu şekilde batın. İsterseniz birazcık kalıncana batın. Orayı size bırakıyorum. Bu şekilde de olur. Evet. Şimdi başına doluyorum. Burası ilk bölüm olduğu için zincir çektik.
Şimdi buraya ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2. Tekrar başına doluyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2. 2 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Birazcık daha pıtırcığımız kalın olsun istiyorsak 4 ya da 5 tane de çekebiliriz. Şimdi birinci trabzanla ikinci trabzanın arasına batıyorum başına dolamadan. İlmeğimi alıp sık iğne yapıyorum bu şekilde. Daha sonrasında yine 1, 2, 3'üncüye batıp sık iğnemi yaptım. Bu şekilde. Yine başına doluyorum. Aynı noktaya batıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Bunu 3 de yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış bir şey. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Ve birinci trabzanın ikinci trabzanın arasına batıp ilmeğimi alıp bir tane pıtırcık yapıyorum. Daha sonrasında yine birinci de ikinci de üçüncüye batıyorum. Bu şekilde sık iğnemi de yaptım. Dilerseniz farklı bir modelde yapabilirsiniz. Ben bilmiyorum, yakıştırdım, çok güzel durdu modelde. Bu şekilde tüm her tarafı yapalım. Daha sonrasında artık patiğimiz bitiyor. Bu şekilde tuhafiyeden aldığımız şeyi de buraya dikeceğiz bu şekilde. Videonun başında gördüğünüz gibi. İster bu şekilde kullanın, isterseniz buraya bir tane örgüden çiçek yapıp onu da dikebilirsiniz. Tamamıyla zevkinize kalmış. Umarım beğenirsiniz ve benimle beraber bu patik modelini öğrensiniz. Gerçekten çok güzel durdu ayakta da. Çeyizleri de çok güzel, yakışacak bir model. Örgüyle kalın diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.